Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ready? Yes. Okay. Hello everyone. Welcome to our press conference. First of all, we will start with Emre Belezoğlu, who is head coach responsible. Later, our football player Stefano Okaka will give his views. Ben Türkçe mi konuşayım? Türkçe daha iyi mi? Türkçe konuşayım. Okay. I will start with Turkish. Maybe any question? Okay. Sonra şey yaparız. Tamam. Herkese merhabalar. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İskoçya bizim çok sevdiğimiz bir ülke. Ben Newcastle'da oynadığım dönemden buraya çok Edinburgh'a gelip gittim. Benim için değerli bir ülke. Tarihi olan bir takıma karşı oynayacağız. Önemli bir maç öncesinde iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İki taraf için de zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. First of all, hello everyone. I'm so happy to be in your country. So Scotland is a kind of great country. I've been here many times when I was playing in Newcastle United. I had some chance to travel to Edinburgh, your city. A very historical and very valuable country, I can say. And we are ready for the match of tomorrow. I just asked the coach, is he available to go into the dugout tomorrow? Is he allowed into the dugout tomorrow? I'm sorry, we need to start first of all with the assessment of our player, then we're going to continue with the play, with the question. Yes, sir. What'd you like to say? Let me finish Okaka. What did you do? Stefan, what'd you like to say about them? About them? About Genk. I think it's difficult game, like every time in the European League is always, every team is really strong, but I think we make good step in this year with the coach. We work a lot every day. We look a lot of things for improve, and now we are here and we start new chapter. I hope we start good tomorrow. Öncelikle bizim adımıza gerçekten çok zorlu bir mücadele girdiğimizi söyleyebilirim. Avrupa maçları gerçekten bizim adına her zaman zorlu bir platform. Bence yaptığımız işte de iyi bir adım attığımızı düşünüyorum ve gruplara kaldık. Zor bir süreçti. Hocamızın gerçekten bize bu zamana kadar aşılamış olduğu sistem ve gelişim olağanüstü. Biz de yarınki maça bu mentaliteyle hazırlanmış durumdayız. Hocamıza bir soru var. Yarın teknik direktör olarak mı sahada bulunacaksınız şeklinde bir soru geldi. Yes, I take already 1 week ago pro license. I went to my first the Zoom conference meeting and now I will start tomorrow. Evet, bir hafta önce pro lisans kursuna başladım. Dolayısıyla sizler önünde artık açıklama yapma durumuna girmiş bulunuyorum. İlk pro lisans kursundan sonraki Avrupa kupalarındaki ilk basın toplantısında konuşuyorum. Evet, yarın sahada da teknik direktör olarak yer alacağım. What do you know about them and where do you see their strengths are and weaknesses and possibly you'd look to exploit tomorrow? I have to be honest that we watched already 2-3 games. But we prepare very well against Hearts. They have some different system they're changing in the game 2-3 times. But we have a very strong one big game plan. We will continue like that. We try to be keep the ball and we try to be dominate all game plan. Before coming here, we play 3-6 hard games, 3 big teams, 3 good teams. We eliminate them. That's why we are ready for tomorrow to win the game again. But we have the bonus for both sides, not easy game tomorrow. We will try our the best, and also we want to finish in group stage, minimum first two. That's why we want to start very well tomorrow. Dürüst olmam gerekiyor. Gerçekten çok iyi
2-3 maçlarını seyrettim ve saha içerisinde gerçekten çok iyi organize olan bir takım olduğunu söyleyebilirim Haas takımıyla alakalı. Farklı sistemleri var oyun içerisinde. 3-4 farklı formasyon ve sisteme sahip bir takım. Güçlü bir maç olacağı aşikar bildiğimiz gibi. Yani onlara karşı güçlü ve zayıf yönleriyle alakalı güçlü yanlarını kapatma anlamında topa sahip olmamız gereken bir maç olarak söyleyebilirim. Aynı zamanda maçı domine etme gayreti içerisinde olacağız. Bu maça çıkmadan önce zaten 4-6 arasında 6 tane zorlu maça aşarak gruplara kalma başarısını gösterdik. Yarınki hedefimiz Başakşehir futbol takımı olarak 3 puan. Saha içerisindeki savaşımız bu mentalite olacak. İki takım için de zor bir maç olacak. Biz en iyimizi verme mücadelesini göstereceğiz. İnanıyorum ki bu maçtan da 3 puanla gruplara kalma başarısını gösterip en az 1. ya da 2. sırada kapatarak gruplardan çıkmayı hedefliyoruz. Evet. Could you repeat it once sorry, again? Sorry. Your good play, the good form you've had recently, good results. Yes. How dangerous, how much of a threat are Hearts to you? Not a lot of good players. Yeah, they played last 6 games, I think the 5 lost. That's why one game, no, only they won. Maybe we are more than 18 games, we are not losing. We are in good form, but game is game. Every game is another capture for us. Like I said before, tomorrow for both sides is not easy, but we try to be continuing like that. We want to win every game. I try to explain my players, if we motivate well, if we organize very well in the field, I have a very strong, good team, good players. That's why we came here to win the game. But like I said before, not easy tomorrow. Sure, not easy, because every 3 days we are playing game. I try to put new 5-6 fresh player tomorrow. We want to continue like that, but not easy game. Haas takımıyla alakalı görüşlerinizi de bildirir misiniz? Teknik soru geldi. Hocamızın cevabı 6 maçta 5 maçı kaybeden ve 1 maçı kazanan bir takıma karşı oynayacağız. Bu zamana kadar biz de çok sayıda maç oynadık. Ancak artık Konferans Ligi'nde maç düşünmek durumundayız. Her maçın kendine özgü bir hikayesi var. Her iki taraf için de zor bir maç olacak. Bizim hedefimiz kesinlikle saha içindeki mücadelemizi vererek 3 puan almak. Oyuncularıma da daha önce söylemiştim. İyi motive olursak, gerçekten iyi organize olursak, bizim kaliteli oyuncularımız mevcut zaten kadromuzda. O saha içerisinde yapmamız gereken tek şey motivasyonu ve organizasyonu iyi seviyede tutmak. Bu şekilde kazanmaya devam etmek istiyoruz. Çünkü gerçekten takımımız iyi bir formda. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi. 3 günde bir maç yapıyoruz. Yoğun bir maç trafiğimiz var. Bakıldığı zaman yeni anlaştığımız oyuncularımız da var. Yarın 5-6 tane fresh diyebileceğimiz oyuncuyla sahada olacağız. Bu anlamda bakıldığı zaman da ilk hafta zor maç. Ama biz hedefimiz bu yakaladığımız form grafiğini Hearts takımı karşısında da göstererek galibiyetle yolunda devam etmek istiyoruz. Yes. What is the thinking behind that, and who's in and who's out? I don't want to give two names, but you know, every 3 days, like if you watch us, the last 7-8 games, every 3 days I'm changing some names. But we have like I say before, we have a same system, strong game plan. We try to keep like that, and doesn't matter. I don't believe in rotation. I believe my first 11 most strong team. That's why I want to put my players. And tomorrow, I have 24 players at the same level. I'm trying to the best 11. For also next game, and tomorrow our most important game. I don't have any game after tomorrow. I am trying to explain my play like that, and that's why we will try our best tomorrow. With best 11. Soru şu şekildeydi. Yarın kim girer, sizin belirtmiş olduğunuz gibi yeni oyuncular olacak diye ve bunun arkasında yatan sebepler nedir diye. Hocamızın cevabı, biz 3 günde bir maç oynuyoruz ancak bizim güçlü bir maç planımız var. Bu plana sadık olmak zorundayız. Dolayısıyla kimin oynadığı değil, rotasyona değil, ben açıkçası ilk 11'e
kadromdaki oyuncuların gücüne inanıyorum. Dolayısıyla yarın kim oynarsa oynasın, ilk 11'deki bütün oyuncular bize yakışan futbolu sahada gösterecektir. Bizim de daha önce belirtmiş olduğum gibi çok kuvvetli 24 tane oyuncum var ve ilk 11 seçtiğim zaman o ilk 11'den en iyi performansı bekliyorum. Yarınki maçta bizim adımıza bu şekilde olacaktır. Charlie, he went alone Westerlo in Belgium for 8 months. He signed with us another 2 years contract. He wants to play. I can understand his situation, and he wants to go to national team also. He's important player also for us. We signed with him 2 years contract. He went for 7 months for Westerlo. Özil is, he has a little bit nasıl söyleniyor, üst solunum yolu. Might catch fever. Fever, he has a fever. He might catch the flu, I mean. In last 10 days he didn't train well. He start yesterday, stay in Istanbul. Maybe next game. Chadli ve Özil'in son durumla alakalı bilgi verebilirsiniz şeklinde soru geldi. Hocamız Chadli bizimle birlikte 2 yıl daha sözleşmesi uzattı, ancak 8 aylık bir kiralık durumu var. Westerlo takımıyla, Belçika'nın Westerlo takımıyla 8 aylık sözleşme imzaladı. Anlayabiliyorum durumu gerçekten, çünkü milli takıma geri dönmek istiyor. Önemli bir oyuncu, oynamak da istiyor. Dolayısıyla 8 ay aramız olmayacak. Özil'le alakalı da üst solunum enfeksiyonu geçirdi. Dolayısıyla geçmişteki 2-3 gün içerisinde bize antrenman yapamadı. Yarın kadromuz olmayacak. Stefanov, can I ask about Tyne Castle tomorrow night? That has a great history of being a very passionate crowd here. There are not going to be too many fans from Istanbul here tomorrow night. Will that make it have any impact at all in the game? Same question to the coach. Yeah, I think Scotland have good fans. You know, we know this, but me, I'm 1 year in Istanbul, and we play against big team, very, very crazy crowd. You know, and also we went Antwerp, was crazy crowd. We won Netanya, crazy crowd. So we learn every day. You know, and tomorrow, of course, is difficult because we play away, but we can do our best for win the game. It's every time nice to play with, like he said, the crazy crowd, and we all trying to enjoying the game. Is it crazy tomorrow? Not crazy. It's not crazy. I mean, like a passion, like a hot. But players, when I was player, I'm enjoying to play this kind of games. Players have to think like that. May I answer the question? So, Stefan'a karşı yarın İskoçya'nın gerçekten coşkulu ve tutkulu taraftarları, çok sayıda taraftara karşı oynayacağız bir maç. Bu baskıyı nasıl baş edeceğiniz konusunda ne söylemek istersin? Stefan'ın cevabı ise oyuncumuz, İyi bir taraftar grubuna karşı oynayacağız. Bunu biliyoruz. Zaten deplasmanda oynayacağız. Bir baskı olacağı aşikar kesinlikle. Ancak ben bir yıldır İstanbul Başakşehir Futbol Kurumu'ndayım ve gerçekten çok büyük taraftarlara ve büyük takımlara karşı oynadık. Ve açıkçası bu çılgınca ve ateşli taraftarlara karşı o baskıyı kaldırabilecek tecrübeye sahip bir takımımız olduğunu söyleyebilirim. Biz sadece ligde değil, Avrupa mücadelesinde ettiğimiz takımlara karşı, ki Netanya bundan bir örnek olabilir. Son maçımız Antwerp karşıda gerçekten çok sayıda taraftara ve tutkulu taraftara karşı oynadık. Her gün bundan bir şeyler çıkarıyoruz bu baskıyı kaldırma anlamında. Bir deplasman maçı, ancak buna alışığız diyebilirim. Hocamız da, Emre Hoca'nın görüşü, bu şekilde taraftarlara karşı oynamak gerçekten bir futbolcu için en iyi şeylerden bir tanesidir. Biz tadını çıkaracağız. Önemli olan buradaki atmosferin tadını çıkarmak. Tutkulu ve ateşli diye adlandırabileceğimiz taraftarlara karşı oynamak her zaman heyecan vericidir. Yarın da öyle bir maç olmasını bekliyoruz. Another questions? How much confidence does the team have at the moment, having not lost the game? Son durumu kaybet, çok kazandık ve hocam özgüvenli durumda. Yes, we are in good mood now. We are working very well for every game. We have a different scenario. That's why my players ready, have to be ready for every game. I am nearly 10 months in this club. When we came,
we try to explain to my players our philosophy, our methodology. That's why they understand me this season. We start very well, even friendly games we play very well. We want to continue like that. And when we start winning, also players on the field, they feel more comfortable. And we are feeling that. And who play, who are not playing, doesn't matter. Everybody working very well. I am happy about that. Also tomorrow, like I said before, we want to continue like that. Takımın son durumuyla alakalı gerçekten çok iyi bir grafik çiziyorsunuz. Takımın özgüveniyle alakalı bir soru sormak istiyorum. Hocamızın cevabı gerçekten iyi bir yolda olduğunu söyleyebilirim, iyi bir modda olduğumuzu söyleyebilirim. Her maçın tabii ki ayrı bir senaryosu var, daha önce söylemiş olduğum gibi. Ancak bu senaryoya uygun futbolcular her maça aynı şekilde hazırlanması gerekiyor. Yarın önümüzde böyle bir zorlu maç var, ona göre hazırlanmak gerekiyor. Ben bu takımın yaklaşık 10 aydır antrenörüyüm. Dolayısıyla 10 ay içerisinde çok iyi yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Sadece metodolojik maç organizasyon anlamında değil, oyun felsefesini de iyi aşılama anlamında gerçekten iyi bir yol kat ettik. Hazırlık maçlarıyla başlayan çok güzel bir süreç var. Son haftalarda aldığımız süreçte oyunculara biraz motivasyon ve özgüven anlamında çok iyi şeyler sağladı diyebilirim. Biz kazandıkça zaten oynayan ya da oynamayan oyuncu ayrımı kesinlikle yapmadım bu zamana kadar. Oynayan ya da oynamayan bütün oyunculardan biz en iyi verimi aldık. Yarın da o şekilde olacak. Ama önemli olan şey, daha önce belirttiğim gibi, kazanarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor şeklinde. Another questions? Okay. Our press conference finished. Thanks. Thank you. 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 Thank you.